İşte bu bizim hikayemiz Ozanak Yol ve Çağlar'ın imkansız senaryolarını birbirlerine anlattıkları ve el birliğiyle daha da imkansız hale getirdikleri toplantıların sesli kaydıdır. Bu senaryoları kafanızın içinde canlandırıp beyninizin rahatlığında izlemek sizlerin kendi bileceğiniz bir olaydır. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. ve hoşça kalın. Ermenciğim, merhaba. Ozan hoş geldin. Hoş bulduk. Seni görmek çok güzel. Nasılsın? Vallahi iyiyim. Biliyorsun uzun süredir işte bu bizim hikayemize yeni bir bölüm kaydetmiyorduk. Aklımızda birçok şey dolandı. Hikayelerimizin çalındığını gördük. Prestij meselesinden bahsediyoruz. Evet, prestij meselesi olsun. Tehlikeli koyun olsun. Koyun. Ha koyun. Ha, o şey doğru. lamp falan. Ve biliyorsun sanatçılar bir şeyleri ellerinden alındığında üzülürler ve küserler. Evet. Biz küstük mü? Hayır. Yok. Çünkü biz sanatçı değiliz. Bizim <laughs> haberimiz olmadı. Bize sonradan Bizim haber sonra geldi. Bize sonradan haber verdiler. Ama bir yandan da senin biraz böyle toprağa tohum olarak attığın şeylerin filizlenip büyüyüp hasat verip insanların onunla yemek pişirmesi ve evlerine ekmek, ekmek götürmesi mi? hoşuma gitti açıkçası çok hoş yani bağımsız sinema olsun Amazon Prime olsun Mahsun Kırmızı Gül olsun bizim soframız herkese açık değil mi öyle bir sofra değil mi bizim soframız o sen izlemedin değil mi prezij meselesi yok izlemedim ben Lambi izledim Lambi ben de izlemedim Lambi Lamb de güzel Güzel. Koyunun altından bebeğini mi alıyorlardı? Koyunda bir tür rahatsızlık var diyelim. Ben öyle gibi anladım. Prestij meselesi de öyleydi. İnsan denen hastalığa yakalanmıştı koyun. Anlatabiliyor muyum? Prestij, prestij meselesi. O da mı de... öyleydi? He? O da mı öyleydi? Onlarda da işte insan sevgisi denen hastalık yüzünden ve çok... Başarı denen de Başarı denen hastalığa yakalanmışlardı ve çok, çok. 3 2, 4 kişi dört kişi oluyordu hastalıktan yani. artık. Ben sesim böyle. Ya evet geçmiş olsun biz bayağıdır bir uzun süren bir hastalıkla cebelleşiyoruz. Ya bu Geçmedi aslında, bir kulağın tıkanıyor evet. bir burnun tıkanıyor her gün ayrı yerde. Verem yani kolonisi gibi yaşıyoruz ben. ama çok güzel ben Başlı hoşuma gitti. Bu sürede talk showdan talk showa koşuyordu ya bir ara Onu, onun gibi oldu yani biraz <laughs> hastalık. böyle hastalık. Her gün Oğlum ayrı ben yerde. şeyi çok beğendim bu. Mesela biz şimdi fikirlerimizi karşılıklı birbirimize sunuyoruz ya. Evet. Hastalık da öyle oldu. İşte bu bizim hikayemizde ben bir şey söylüyorum. Sen onun üstüne koyuyorsun. Tabii. Hastalık da bir yerden başladı. Büyük ihtimalle Ferhan getirdi hastalığı. Evet. Ya da dolaşırken aldık bilmiyoruz. Dolaşıma girdi diyelim yeni bir varyant ve... Dolaşıma girdi. Ve işte ping pong gibi ben sana bir şey verdim. Sen bana bir şey verdin. Sen bana bir şey verdin. Ondan sonra çok da güzel yani ikimizin ortak ama parçalardan daha güzel bir bütün oldu. Kesinlikle. Hastalık. Bir de her yeni varyant çıktığında şey diyorlar ya bu eski daha iyiydi. Eskisi daha eski <laughs> Yine ona karşı ne yapacağımızı biliyorduk. İşte şey gibi oldu yani e, işte bunu bir kere daha konuşmuştuk. Mülteciler geldikçe biz tinerci çocuklara onlar çok daha iyiydi demeye başlamıştık ya. Evet. Hani bildiğimiz düşman Düşman demeyeyim de bildiğimiz öteki daha iyi gibiydi diğer Vallahi ötekiden. Valla tanımadan etmeden konuşmak insanların bir kendini Didir. meziyet zannettiği bir şey. Ben önce hastalığı tanıyalım. Nereye götürecek ne yapacak bilelim. Evet. Ben yeni sesimden memnun olmayı da öğrenirim bir yerden sonra. Tabii ki. Hastalığa bile olsa empati yapın. Empatiden kimse kaçmasın. Virüs de olsa yaşam de hakkı olsa vardır Virüs ona de <laughs> Yaşam hakkını tanıyın. Şimdi Erman. Sen bir birçok ülkemize... Şu an dolaşıma girse insanları mahvedecek, gişeleri ayaklar altına alacak, gişe rekorlarını ayaklar altına alacak bir senaryo var dedin. Öyle bir şey demedim ama şu an dedin ve ben bu montu giymeye hazırım. Üzerime <laughs> <Okey de. gülüyor> tut şöyle şeyden kalkmışım ve bana bir anda mont tutulmuş gibi hissettim. E giyersin tabii ki o kadar Kenarından omuzlarından tutmuş. Oğlum biri. iddia idda ceketini üstüne yakışması bile bir giy dene Tabii derim. Canım, bir dursun üstünde en kötüsü. Derim sıcak böyle deri şey gidersin omzun olmasa bile saçın olmasa bile bir giyer bir bakarsın ya deri cekette nasıl tamam. duruyorum diye. Bana yakıştı mı? İddia da böyledir. Evet, o şeyde çok olmuştu özellikle. Matrix çıktıktan sonra herkes böyle <laughs> etekli e, uzun pardi sürü gezdi ama çoğu insan farkında değildi ki kötü sarılmış bir yaprak sarmaya benzemişti. <laughs> e, olur öyle şeyler. Moda herkes için değildir. Moda yakışıklılar güzel bedenler içindir. Geri evet. kalan sadece geyinir Yani giyindim der. Evet. Ama sizi bu denemekten, tabii ki kendine şöyle bir aynada bakmaktan geri tutmalı mı? Asla. Osla. Evet, bu tatlı metaforlu e, girişimizden sonra ben sana senaryomu anlatmak istiyorum. Yine elimizde pişireceğiz Erman Elimizde bir hamurumuz var. Tamam. Tatlı mı çıkacak, tuzlu mu çıkacak? Waffle mı olacak? Ne evet. olacağı belli olmayan bir şey var elimizde. Evet, Benim mutfağa böyle girilmez. Türle mi başlamak istersin? Neyle başlamak istersin? Tür ister? şöyle. Politika, <laughs> politik gerilim, korku, evet, adam kayırma. Tamam. Nepotizm. <laughs> Bilmiyorum yani ama genel olarak e, bir ilde geçen hikaye Erman. Yani. Politik korku çok fazla aralar... işlenmemiş, çok fazla deşilmemiş bir tür. Çok bakir bir tür, çok güzel olabilir. Ya politik gerilimler var, politik Emin gerilim Alper. tabii ki var. Emin Alper hani kurak günleri var biliyorsun. Adam neler yaşıyor Anadolu kırsalında. Biraz onlardan etkilendim mi diye düşündüm? Hayır. Bu Belki... bende bayağıdır var. <laughs> bende izleyebiliyorum. Senaryomuzun ya. adı lanetli il güzel güldün gülünmemesi gerekiyor <laughs> güldürmeli bir film değil <laughs> evet, pardon İsten güler tabii ki ama girilemedi mi evet lanetli il şöyle düşündüm genelde lanetli filmler hep kasaba köy mahalle doğru mikro ölçekte geçen yerel hikayeler yani en doğru. fazla 10 kişinin 15 kişinin hadi bilemedin 100-150 kişinin etkilendiği şeyler oluyor tamam mı? Doğru, biz de köyden oluyor. açmıştık zaten o koyunda. Doğru. Şeytan koyunda. Doğru. Orada biz de köyden açmıştık. Tehlikeli koyunda öyleydi. Bu bir il ölçeğinde lanetlenme ve genelde görülmez. Dünya evet. sinemasında yoktur. Ben boşlukları doldurmaya çalışıyorum Erman yani. Biliyorsun çok az boşluk kaldı sanat noktasında. Evet. Hani böyle bakıyorsun o Süheyl ile Behzat Uygun'un bardak çekme yarışması gibi oldu artık iyi sanat. Yani bir kötü yer çekersen üzerine yıkılıyor, kalıyor. Tonla emek, o, e, tonla çaba. O kadar çaba. hatırlayamadım ki Süheyl Behzat Uygur'un Bardak çekme yarışması deyince gözümün önüne şey geldi. Böyle birisi, bir yaşlı birisi yatıyor üstünde bardak çekiyorlar. <laughs> Sırt. Sırta bardak çekiyor, <laughs> evet, çek. Yok, Öyle değil. Onların Kadeh... sonunda ne oluyordu diye merak, Böyle kendimi yokladım yani. Piramit şeklinde ponzi hatırladım, yapılanması hatırladım. olan hatırladım, bir kadehler hatırladım. birliğinden. Mavi bir sıvı dolu kadehler. Evet. Onu dökünce de. Evet. O mavisinin koyulmasının nedeni de <laughs> bakın kadeh koyuyoruz pazar programına. Biz alkolik değiliz. Evet. Sadece oyun gereği içine de cif gibi bir şey koyduk hiç alkolü çağrıştırmasın. <laughs> Ama bilmiyorlar ki cif renkli bir sürü kokteyl var. Valla ee... kokteyl devrimi yaşanıyor. Benim de bir sonraki zaten sana sunacağım projemin adı Kokteyl Devrimi. Ama şey şimdi zaman değil. Film olarak. Evet. Mı? Bu şey Tom Cruise'la Haluk Bilginer'in oynayacağı mı? <laughs> Kokteyl kısmını Tom Cruise oynayacak eski filmden. Haluk Bilginer de Kuvayi Milliye'nin hepsini oynayacak. Yani hepsi ola, Kuvayi Milliye olarak olacak. At, atlar dahil. At, <laughs> e, telefon, telsiz, insan, kalpak, şalvar. O çaba olacak yani. Tabii çaba o çabanın geneli aynen. olacak. bilmiyorum içeride böyle gizli casuslar olacak. Böyle biracı gibi takılıp kokteyl... Var aklında bir şeyler, evet. güzel olacak. Özcan Deniz aynı zamanda Yunan tarafından istihbarat toplamaya çalışan bir gelini oynayacak. <laughs> Bilmiyorum. Bakacağız işte. Ama lanetli il için ben şunu düşünüyorum. Lanetli il. Yönetmenimiz keşke şey olsa şu somarı çeken çocuk Evet. ya da yaşasaydı o... Nuri Bilge Ya bak Ceylan. aslında evet yani mesela yönetmenlerde de yerel yönetim gibi köyü idare etmiş o değil mi? O Midsomar'da. Evet. Nur Bilge Ceylan da öyle. Bir köyü idare etmişti. O bir zamanlarda o Anadolu'da ilçeyi mi idare, kasabayı idare etmişti o. Orada kasaba kasaba geziliyordu. Kasaba, orada mesela bir kasabada çekmeyi başarmış. Kasabayı idare etmiş. Bunu yükseltebilirsin. Diyorsun ki sen artık il veriyorum. Evet. İlli film. İlli film veriyorum. Evet. Sen bilim. artık ilin başına geçeceksin. Evet abi. Çok güzel bu. Baya liyakatla giden bir ki, yönetmenlik sistemi. Kasabada biliyorsun onun bunun cebine bakarsın. İlde İller Bankası var. Şimdi İl Bank oldu yeni kanunla birlikte. Yani İl Bankası'ndan ne istiyorsan sana sunulur diye düşünüyorum. Tabii ne ki istiyorsan... öyle değil. Biraz kamu yönetimiyle <laughs> ilgilenmiş <laughs> e arkadaşlarımız beni e temessümle dinleyecektir <laughs> ve düzeltecek. Şimdi lanetli ilde Erman şöyle bir durum var. Türkiye'de bir il diyoruz. Evet. Ki... Şu an konusunu anlatıyorsun değil mi? Evet, evet. Tamam. Yani konusuna girizgah yapıyorum. Konusu yok. Ben sadece başlığı bulmuştum. Sonra sabah aklıma birkaç konu geldi. Tamam. Filmle. Çünkü filmler öyledir. Konular. İlk bir sene sadece başlığı koyarsınız. Sonra konular bir anda böyle hor, hor, hor üç günde çıkar yani. Evet. Anladın mı? Başlık için ama bir yıl gezilmesi gerekir. Filmin adı ne olacak diye. İyi filmler hep öyledir. Evet. Benim de öyle bir başlığım var. Mesela Baba filmi öyle çıkmış. Baba diye dolaşmış evet. mı bir evet. sene? Baba ne yaptın? Baba iyi misin? <laughs> İlk bir kullanıma sokmuştur. Gerçi ona şey diyorlar Mario Puzo'nun eserinden uyarlandı ama hiç öyle gibi durmuyor açıkçası yani. Kitap gibi değil. Film gibi film. Ben baktığımda. <laughs> ki film filme daha çok yakışmış. Filme daha çok benziyor. Film olmasa kitap, kitap... değil ki yani. Onu anlıyorsun. Bu film diyorsun izlediğin. Ya, fi ya da filmi olmasa kitabının ne kıymeti olurdu? Hiçbir kıymeti yok. <gülüyor> yani, <gülüyor> ben şey ya şeyi, yani bir şeyi filmi varsa artık kitabının yakılması gerekiyor. Kitabının gerekir. yok edilmesi artık. Anında yok edin yani. Şimdi lanetli ilde şöyle bir durum var. Biraz politik Türk politik e, iklimine de uygun bir film gibi düşündüm. Evet. Adını veremeyeceğimiz bir il diyelim Türkiye'de. Tamam. E, bu... Sakarya. Efendim? Sakarya. Yok adını veremeyeceğimiz bir Sakarya hani, tamam. bak görür verebiliyorsun T tamam, ismini. Evet yani tanımsız hani... bir il yani evet yani mesela işte Yalova dediğimde A il miydi diyorsun ya evet öyle bir il ne o ne zaman il oldu lan falan diyorsun peki öyle ben sana bir, bir şey soracağım bu hafta sonu birlikte Baba Eski'yi şansımız oldu evet tanımsız bir il olarak iyi bir il mi sence? Ya baba eski çok illik bir yer değil gibi ya. İşte onu bir hareketleri dört de yok gibi. mesela. Ne? İl hareketleri, yoktu i̇l hareketleri yok i̇l gerçekten. Ama sen çok köylü bir günümüzde denk geldin. <laughs> biraz daha böyle Eskanlılar. il gibi durduğumuz zamanlarda. Cumhuriyet Bayramı'nda oradaydık. Evet. Akşam gelecek sanatçı Murat Övüç'tü. Bir de Mustafa Keser'di. i̇şte... İl... İlde böyle bir şey olmaz. Evet. Bu tamamen e, il olma ihtirasları içinde bir ilçede yaşanabilecek tamam, evet. hikaye Peki yani. Peki ben sana şey söyleyeyim. i̇l tanımsız bir il. Mesela hemen 3D programını açtık, mimarlık programını açtık. Evet. Bir tane hükümet konağı koydum, bir tane Atatürk EK koydum, bir tane büyük cami, bir tane küçük cami, Cam. bir evet. tane çeşme, bir tane çeşmeli saat. Sen yine ilçeye gittin, kasaba. İlçe mi? Sen yine kasaba kuruyorsun yani. Ne yapmam lazım? İl sadece şudur, ev <laughs> olacak. Çok fazla ev olması, <laughs> tamam. çok fazla bina olacak. Ev, 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 devlet hastanesi, okul, ev, 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 ev. Otopark, e, evet. kapalı otopark üç tane AVM, yol, halı ev 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 ev, balgam yerlerde, tamam. halı saha, dört tane çay bahçesi, il. Oğlum i̇şte çok İşte il. Oha çok Bir de hükümet oynatım. konağı. <laughs> Gerçekten İki il. tane de beton park. Çok doğru, çok haklısın ya. İlçedekiler hükümet nerede olduğunu bilir ve her şeyi oradan evet. tarif eder. Doğru diyorsun evet. Ben şimdi mesela bu şurada İlde yaşıyoruz. Hükümet da sen bilmiyorum. Bilemezsin. Herhalde evet. küçük çekmecenin orada falan derim. Ya yani şey bilirsin mesela. il Sağlık Müdürlüğü'nü bilirsin mesela. Önünden geçtiysen bilirsin onu da. O dolmuş geçiyordur büyük ihtimalle. Dolmuş geçiyordur. Yani <laughs> ben baba eskide gördüm rezalet bir uygulama var. Minibüslerin üstünde özel halk otobüsü yazıyor. O direkt il olmadığının yani baştan abi kabul evet. edin il değilsiniz demektir Değil, evet. yani. Doğru. Ve böyle düşündükçe il de olamazsınız demek Abi çok lazım yani. zaten güzel filmler güzel sanat eserleri insanın kendisiyle yüzleşmesini sağlamıyor kesinlikle ama. öyle bu biraz da ilçelerin kendileriyle yüzleşip evet. il olmadıklarını anlamasını sağlayacak bir daha başlamadık bile yani çok çok iyi bazı ilçeler iyi sanat eserleri gibidir diyebiliriz <laughs> ve filmimize başlayalım şimdi Erman ilimizde şöyle bir durum var evet. bu ilde halk Yıllardır %50 AKP %50 CHP olarak iki ayrılmış durumda. Yani bu ilde başka partiye oy çıkmıyor. Allah Allah. Bunun da nedeni ne biliyor musun aslında? Ya başka partiler çıkmasına rağmen hala da 2002'de yapılan seçimin sonuçlarına itiraz edildiği için başka seçim yapılamamış bu ilde. O kadar net, o kadar net Erman bak seneden aradan geçmiş 21 yıl hala oy sayılıyor 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 yüzde 50 50 çıkıyor ya diyorlar ki ya kardeşim bakın HDP çıktı Ümit Özdağ diye biri var Muharrem İnce çıktı ya iyi parti var Ali Babacan ayrıldı mı yok diyorlar ya AKP CHP bizim için başka hiçbir şey yok diyorlar ya kardeşim bakın Birçok konuda yenilikler geldi. Adamlar Değişiyorlar gelişiyorlar Yok kardeşim bize gerek yok diyor Ve yani çok kemik bir CHP'lilik Çok kemik bir AKP'lilik Olan bir evet. il CHP'liler diyor ki AKP diye bir şey yoktur Hiçbir siyasi Parti diye bir şey yoktur çünkü her şey CHP'den çıkmadır çünkü bu adamların Kökeni biraz gidelim Refah Partisi ANAP DYP onun öncesi Adalet Partisi Onun öncesi Demokrat Parti Demokrat Parti nereden çıktı CHP Kardeşim aslında AKP CHP'dir CHP'nin başına da Erdoğan <laughs> yok öyle demiyorlar ama öyle, onun gibi bir şey diyorlar yani. Anladım ama yani tavuk döner yoktur demek gibi bir şey hani o kadar yaygınken. Aha et hayır. döner vardır her şeyde et dönerden çıkmıştır demek gibi bir şey. Ama tavuk kırmızı ettir demek demiyorlar oraya getirmen lazım. Et dönerle çıkmamış mı döner işi? Ya dinozorla memelileri ayırman gerekiyor. Ya yani, dinozor da memelidir falan demen lazım. Öyle uymuyor. AKP'liler de diyor ki AKP'lilerin argümanı o kadar uzun değil. Sibel şey Can diye biri yoktur. Seda Sayan'dan çıkmıştır <laughs> hepsi demek gibi. Hayır. AKP'liler de diyor ki Atatürk yaşasaydı bu CHP'den utanırdı AKP'li olurdu diyorlar. Onların da argüman, karşı argümanı bu. Ondan bir de şey dediklerini duydum. Mesela işte CHP Tempra gibi. Oldu. Evet. Hala işte tempran var diye dolaşıyorsunuz. Biz de, biz, biz Tesla olduk. Biz, te, biz Tog olduk. Tesla Tog'du. da değil. Siz Tesla... te, o götü boklu beyaz tempralarınızla gezin. Biz Tog <laughs> tüplü, <tok, de. gülüyor> tüplü amele taşıyın tüplü, hala. Tüplü temprayla siz katlı otoparklara giremiyorsunuz. Biz kal, şu an işte Tog'umuzla gidip katlı otopark inşaatlarının başında duruyoruz falan diyorlar. Evet. Ama... Ya... Karşılıklı kulaklar sağır sağ olmuşlar yani evet abi, ne yazık <laughs> ki. ve kimse kimseyi ikna edemiyor. Edemiyor. İkna etme çabasındalar mı? Ya şöyle, ikna etme çabasındalar. Mesela şey oluyor, gün içinde biri birini <laughs> diyor ki ya gel bak AKP'de çok büyük eğlence var, Kubat konseri düşünülüyor, Alişan falan da gelecekmiş. Ne? Alişan mı falan diyor biri. Tabii ne sandın? Ee, ...birçok sanatçı artık AKP saflarında ya falan diyorlar. Ya, Allah Allah falan. Evet. Ben şeye baktığımda hiç öyle gelmemişti. Aynalı Tahir'i izlemiştim en son <laughs> diyor. Orada hiç AKP'li gibi durmuyordu. Sen bakma <laughs> orada da yine sağcıydı Aynalı Tahir de... ...tam safını belli etmemişti. MHP'li gibi duruyordu sonra AKP'li oldu. Tam o arada mesela aklı çelinecekken... Hemen bir yandan Edip Akbayram şarkısı açılıyor. Kendine gel, no, ne yapıyorsun sen falan diye. Ya gün içinde böyle anlık kaymalar olsa da neticeye bir türlü tesir etmiyor. 50 Birisi... 50 bozulmuyor kardeşim. Anladım. Ve yüksek seçim kurulu il seçim kurulu sürekli şakır şakır yine sayıyor. Şey diyor yanlarında da ya bir daha say diyen adamlar var. Anladım. Şimdi bu ilde siyasi bir düzen tesis edilebilmesi için bir taraftan bir tarafa birinin geçmesi lazım. Evet abi belediye başkanı seçilemiyor. Bu kadar çünkü. manyakça bir ayrılma olmaz. <laughs> yani bu kadar basit nedenlerle de hani ki ben oraya geçmiyorum ben oraya geçmiyorum olmaz. Evet. En azından bir günlüğüne geç çözüyorsun ama kimse de Nuh diyor peygamber demiyor. Yok o geçsin yok bu geçsin. Abi belediye başkanı seçilemiyor. Tam 20 yıldır o aynı takım elbiseyle gezen iki tane aday var. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ve sen Mezuma düşünsene 20 herhalde. yıl kapı kapı gezmek 20 yıl. İnsanlar 3 ay 4 ay yapınca bile ne biçim oluyor fakir evlerine girmekten. Ayaklarının altı falan sürekli ayakkabı çıkarıyorlar. Çorapların altına pilav falan yapışıyor fakir evine gittiğinde. Çoraplar... Bunlar 20 yıldır ev ev geziyorlar. Sürekli evet. seçmen ikna edebilmek Onunla için. Onunla ilgili bir şey okumuştum. Çoraplar o kadar çok ayakkabı e, giyip çıkarmak üzere geliştirilmiyor. Evet. Ondan sonra da. Evde ev durmak ne... için mi geliştiriliyor? Hayır Çoraplar. yani çorapların şöyle geliştirilirken. E, günde en fazla iki kere üç kere çıkartılıp tekrar giyileceği farz ediliyor evet. ve geliştirilme aşamasında böyle geliştiriliyor. Evet. Ondan sonra bu seçim sürecinde 6 kez 7 kez günde belki 10 on kez 15 on kez camiye girdin çıkarttın eve girdin çıkarttın işte bir cem evine girdin çıkarttın ne bileyim halı sahaya girdin evet. çıkarttın krampon giydin falan filan 8 kere 9 kere. O dönemde mesela insanların ayaklarındaki çorapların ucundan böyle çok ufacık parmak çıkabiliyor. Tabii ki çıkabiliyor. Benim oy verdiğim adamın baş parmağı böyleymiş mi, mi evet. diyorsun. Çok ufak çıkıyor mesela. Evet. Hiç beklemezsin. Böyle heybetli çok... adam. Bam şey kadar. Doğru. Nohut kadar baş parmağı. Bu ne lan tatlı kadın gibi bu falan Çorap diyorsun. Çorap glory hallı oluşuyor yani <laughs> orada bir şekilde. <laughs> Şimdi ben burada şeyi düşünüyorum. Halkı biraz göstereceğiz filmde. Halkı gösterin tabii ki. Halkı göstereceğiz. Halkın yaşadığı şeyleri. Sonra... Evet çekişme halindeki bu iki belediye başkan adayını gösterin. Bunları kimler oynar? Acaba ikna etsek şey olur mu? Ercan Kesal 1, Ercan Kesal 2. Yani iki adayı da Ercan Kesal mı oynasa? Şöyle birinde Ercan Kesal normal halinde olacak, tamam mı? Kel ve sakallı ya. Hı, hı. Diğerinde de saçlı ve sakalsız. Yani evet. suratı ters çevrilmiş gibi oldu Kafası İllüzyon ters, gibi. Evet. Yani bir de zıtlığı belirteceğiz. Yani aslında Ercan Sakal... Ercan Sakal... <laughs> Ercan Kesal'ın iki suratı da birleşse evet. saçlı sakallı Vars yani. gibi olacak. Bir de şöyle bir şey var. Bir illüzyon var ya. Bir tane böyle sakallı e, Freud suratı var. Onu evet. ters çevirince taş gibi bir... Yani çok güzel vücutlu bir bayan oluyor suratı. Ya Ercan Kesal'ın suratı öyle ters çevirince çok... Ercan, İyi bedenli bir bayan olursa. Ercan, Kesal'ın suratı ters çevrilirse Monopoly'deki adam gibi de olabilir. Monopoly'deki bilmiyorum. Ya da şey, Kentucky Fried Chicken gibi de olabilir. Bilmiyorum. Şiveleri hakim. Ya da Hamdi Alkan da olabilir. Mesela evet. Hamdi Alkan ne zamandır oynamıyor. Hamdi Alkan'ı da düşünebiliriz. Ee, düşünüyorum başka kim olabilir Belki Kıvanç Tatlıtuğ'da Kenan İmirzalı olduğunu şey yapabiliriz Kıvanç Tatlıtuğ sarışın olmasına rağmen AKP'li gibi olur Sarışın evet. mavi gözlü olmasına rağmen Oo. Kıvanç Tatlıtuğ'da esmer olmasına rağmen Normal CHP olur Yani onun bir şeyi olmaz Oğlum çok güzel olur Böylece evet. yani her seferinde lan bu hangisiydi diye düşünürüz Tabii insanlar. Tabii ki Tamam, bu tamam. Bun, bunları yazıyoruz Şimdi bunlar düşünsene bak 2004'teki yerel seçimlerde başlamış 20 yıldır bir türlü bu 50-50'yi bozamıyorlar. Yani festivaller düzenleniyor. Erzak dağıt, onu dağıt, bunu da Bir bakıyorlar. Normal Türkiye'ye göre çok... ilin yaşayanlarının <laughs> gelir seviyesi çok artmış. Yani aylık 10 bin dolara falan yükselmiş bu ilde. Ve dışarıdan ile insan da alım yasaklanmış yani şey olarak bir şekilde. Vali... izole mi edilmiş. Evet, vali diyor ki biz bu işi çözeceğiz diyor. Çok böyle... Eski böyle Recep Yazıcıoğlu gibi bir evet. vali var. Yani o, onun gibi asla kimse olamaz da. Domine. Onun gibi görevine sadık dedike. Evet. Ve son kalan valilerden Ervan bu. Tamam. Siyasallaşmamış vali. Onu kim oynasın? Anladım. Özcan Deniz. Özcan Deniz. Özcan Deniz oynasın onu da. Şöyle mesela beyaz eşya dağıtıyorlar ya. Evet. Bizim Edirne'deki ev öyleydi bir ara. markette ötürü çok fazla eşantiyon beyaz eşya gibi. Herkesin evi öyle olmuş. Her odada iki tane derin dondurucu. Hı hı. Her da bir tane mini buzdolabı. Evet. Çocuğun odasında da mini buzdolabı. İşte çocuk e, ne derler sandviçini alıyor. Kendi buzdolabına koyuyor. Baba, anasıyla babasıyla buzdolabını şey yapmış. Manyakça bir sisteme geçilmiş olabilir gerçekten ya, beyaz eşya yardımından. Yani hatırlam. il 20 yıldır hizmetten gebermiş durumda. <laughs> Artık millet dışarı bile çıkmıyor. İşi yok, gücü yok. Yani hani haftada en fazla 15 saat çalışılıyor. İsveç gibi olmuş. Hani İsveç çok iyi dönerci gibi ya. Evet. Abi üç saat saat çalışır, kapatır gider Kapa. gibi hani şey günlük o kadar şey. Artık öyle olmuş il ve kıskanmalar başladığı için şey talimatı geliyor yukarıdan saraydan. Artık şu iş çözülsün. Kıskanma da değil bu işe bu iş duyulursa. Evet, yani millet, iş daha duyulmadık. Millet tavuk küçük gibi gıt, diye. Evet millet tavuk Doğru. gibi gıt gıt ödüyor bunlar. Tamam. Mini buzdolapları demişti dolu bu şerefsizler. Abi de. her gün Kumanya <laughs> gidiyor ya illere her gün Kumanya gidiyor. Her gün yüksek hızlı tren gibi il. Anladın mı? Yüksek Ol. hızlı trende biliyorsun değil mi? Business'ta bize ne veriyorlar? Kek. Mevsiyu karışık sandviç evet. ve 0.20'lik su. Evet. Bak bu yüksek hızlı trenin biznesi. Acaba küçük görmek istemiyorum ama Somalinin business treni böyle olur gibi geliyor su. bana <laughs> genelde ya da Sudan. İç savaşta bir ülkenin hani 30 yıldır iç savaşta olan bir ülkenin businessında evet. trende bunlar verilir ama şimdi öyle düşünelim bütün il çok şey ve yukarı. Tabak çok güzel oldu. <laughs> Gerilim böyle başlıyor lan. <laughs> <laughs> Saraydan. Talimat geliyor. Bu ilde yaşananlar duyulmaya başlayabilir. Artık ne yapın yapın, bu işi çözün deniyor yani. Efendim bu işin, tabii ki peki falan. Peki mesela bir şey soracağım, zor bir şey soracağım. Evet. Arada mesela biri vefat ediyor. Evet. Bozuldu mesela eşitlik. Abi derhal bir çocuğun yaşını büyütüyorlar. <laughs> Şerefsizlik de var. Bulunmuş. Her yeri sızılmış. Çok <laughs> Çok büyük bir kamplaşma var içeride Ya bu ekolibriyumu bozacak bir şey lazım. Hiçbir şey olmuyor ve ne, ne oluyor biliyor musun? Diyanet işleri oraya çok nefesi kuvvetli bir hoca göndermeye karar veriyor ile. Ve undercover girecek. Of. Anladın mı? Tek Bil, tek. Bilimin yolundan çok çabuk sapıldı ya. Hayır bu bilimdir. Sosyolog falan yollasalardı. Oğlum diyanet işleri diyoruz devlete bağ bağlı. Yani nedir? Bilimdir. Devlete bağlı her şey bilimdir. Araştırmanı öneririm tam ben öyle olmayabilir. Ben bile... de sana söylüyorum sen de araştır. Ben diyanet bağlı işleri. Her şey bilimdir. De yani işleri devletin bir kurumudur Devlete bağlı olan tüm kurumlar bilimdir. Evet. Ve hoca bir hocayı görevlendir görevlendirir. görevlendirir <laughs> hocanın, ne için. Hocanın adı ne biliyor musun? Neden? Takmaz hoca diye geçiyor. <laughs> Takmaz Bey Ki, careless mı? Evet, careless. <gülüyor> <gülüyor> Father careless. Evet. Takmaz hoca bir gece Aa, careless whisper. İşte yani sızacak. şey yapacak bütün ile evet. sızlayacak. Çünkü şöyle bu aslında bir nevi burada bir şeyler vardı Yani bu il lanetlenmiş gibi evet. bir şeye dönüyor. Tamam. Bilmiyorum. Belki döndürmeyiz onu bilmiyorum. Tamam. Ya böyle egzorsist gibi girsin istiyorum. Ya belki işte yani. dediğin gibi bir tane vali var ya çözmek istiyor bu işi. Evet. Diyor ki yani sosyal sorduk. Nanay zaten sosyolog dediğin adam iki tane makale okumuş. Makale okumuş, gelmiş burada gıt gıt ötüyor. Hiç diyor bize. Eski yok sosyologlardan de, kalmadı diyor. diyor. Adam arkeoloji okumuş, açılmayınca sosyolog atarmış Demedi bir şey işte. Kendi haline bırakın olur böyle. Toplumlarda bazen böyle olur falan dedi. Bilmeyen doktor gibi takıldı diyor. Evet. Ona sorduk, buna sorduk olmadı yani. En son soracak kimi aldı? Bir tane hocaya soralım mı diyorlar mesela. Öyle de olabilir evet. mi? Evet ya. Aynen, Şeyci hocaya, biliyorum. cinci hocaya soralım diyorlar. Yani çünkü cinci hocalar toplumun sosyologluk görevini şu an üstlenmiş insanlar. Çünkü her kesimden şeyleri var. Müşterileri ee, mi? Müşteri müşteri demeyelim ona müşteri demeyelim. Danışan danışanı, mı diyeceğiz? He? Danışanı <laughs> diyelim. Her kesimden danışanı olan e, falcılar, evet. cinciler, hocalar var yani ve Takmaz Hoca geliyor ve evet. il tabelasından içeri girdiği anda işte bir, bir müzik Oo, yaparız diyor mu onun ta tadında böyle hani ama biraz yerel dokunuşları bir ya şey gibi düşün egzorsizin müziğinin zurna ile çalınmış seküler gibi. Yani Anadolu'da geçtiği için biraz daha böyle bilmiyorum belki arkadaşlarımıza sorarız. Hafif böyle Anadolu dokunuşlu bir güzel John Carpenter müziği isteriz yani böyle. Evet. O tatlı girecek ve direkt valinin yanına gidecek. Evet. Çünkü Diyanet İşleri'nden görevlenmiş sen git direkt valiyi bul diyorlar tamam mı? O da şey e, ilde birkaç yere soruyor vali nerededir diye. Kardeşim sen bizde dalga mı geçiyorsun? Vali konutundadır falan. Herkes rahat olduğu için şey yapıyor. Oradan toplumu gözlemliyor ve şey diyor. Çok büyük bir lanet var. Evet. Ya da çok büyük bir sıkıntı var, lanetlenmiş. Buna ters lanet yapmak lazım diyor. içinden geçiriyor. Mıknatıslama olur diyor yani anlatabiliyor muyum? Evet hatta bak şöyle ben size kanıtlayacağım diyor. Hı -hı. Dışarıdan başka bir ilden ya da ilçeden bir iyi partili getiriyor. Evet. İl'in sınırından geçiriyor. İYİ e Partili'nin burnu kanamaya başlıyor. Evet. Eyvah diye kaçıyor İYİ e Partili. Bir şey söyleyeyim mi? Çok iyi. Filme tam böyle. E, filmlerde bazen izleyiciler 20 dakikadan sonra inanmamaya başlar ya. Evet. Hemen inandırıcı bir şey koyacağım filme. Evet Bu çok iyi inandırıcı bir şey. Şu an 30. dakikada falanız. Evet. Filmde. Şu an meselelere mesele olarak bakılmaya başladığını... <gülüyor> <gülüyor> anladığımız andayız. Biliyor musun Erman o filmleri yani işte. <laughs> ya seyirci tabii ya yani seyircinin ilk 30 dakikası şöyle geçer. Ee, Eee. Ee, anladık. Eee. anladık. Ee. ya bu ağzını bir kapa birader ya bir bir şey anda evet. anla, ya yani bir dur bir dinle ama 30 dakikada yönetmen öyle bir hareket yapar ki o ağzının içine o Mehmet Ali Erbil salamını tak diye sıkıştırı verir tabii ki. Ondan sonra bir daha hava geçirmez o ağız. Evet. Film boyunca. Biz o noktaya geldik. Varun şakır şakır kanıyor iyi e partili de. Aa başım evet. ağrıyor falan Aynen. diyor. Hoca diyor ki tamam tamam bu çok kuvvetli bir büyü i̇l. altında bu il. i̇l. Sen de iyi e partiliyi de götürün ilçesine. İyi e partiliyi götürüyorlar. O da arkadan bağırıyor iyi e partili. Hakikaten il sınırını geçince başımın arası da geçti. Burun mu? tamam tamam diyor gitsen. Evet. Ondan sonra şimdi inandınız mı diyor. Tamam diyorlar yani olur inandık. İyi hadi valiye evet. gidelim diyorlar. Valiye gidiyorlar ve e, valinin karşısında da yine o iyi partiliği getirseniz diyor şey. Çünkü valiye <laughs> ben de, de, görmek Valiye de inandırmak <laughs> lazım. Adam bir ça bir tap düşmüş. işte şey Ya çok diyor. güzel olur. Bir devamlı böyle kafası arkada burnunda <laughs> beyaz mendillerle Tantolu doluşan böyle. bir tane iyi partili. tek iyi parti. Valinin yanına gidiyor. Vali e, idealist bir vali olduğu için ilk evet. önce şey diyor. Bu işler hacı hoca işi değildir. Sosyolog, mosyolog, psikolog bir şey getirin. Celal Şengör'ü getirin. Doktor getirsin oğlum. İberolterli getirin kardeşim diyor. S vali şey diyor kılcal damar da çatlamış olabilir diyor. Evet ama, ama işte doktor getiriyorlar yok kılcal damarları değil. yerinde diyor. ...Celal Hoca'yı arayabilir miyiz falan... ...yani şey diyor Celal Hoca Celal ile... Hoca depremci ya... ...Celal Hoca ile İlber Hoca'nın e, şu an... E, ...işleri var... Fatih Altaylı, ile... evet. <laughs> ...Fatih Altaylı zaten izin vermiyor... ...Fatih Altaylı'nın onlar şeyi oldu... ...Danc'ın <laughs> müdavimi oldu... ...bir şekilde onlardan izin alamayız... E, kim var o zaman bilimle ilgili... ...ya diyor ki... ...ya kardeşim ben Diyanet, Diyanet İşleri'nden geldim diyorum... ...bilimdir diyoruz falan diyor... ...valiye kardeşim denmez deyip... ...Özel bir tokat atıyor hocaya tamam mı? Valiyle ne biçim sen konuşuyorsun kardeşim diye. Sonra şeyi fark ediyor. Ya aslında Hayket. hoca da yardım etmeye çalışıyor tamam mı? Evet. Çok alınıyor. Çünkü bir tokatla sarı düşüyor hocanın yani. <laughs> ne yaptın ya falan filan diyor. <laughs> çok böyle tam gidecek. Gel gel hoca gel şimdi ben de... Ya biz de çok kötü olduk biliyor musun falan diyor ya. Ben de buraya şeyle geldim. Atamayla geldim diyor. Kayyum olarak geldim. Evet. Ama bilmiyorlar ki ben aslında çok hükümetten de yana değilim, kimseden yana değilim. Ben devletten yana bir valiyim falan diyor. Bakın. Ben biz ne biz neyiz falan diye bağırıyor <laughs> hoca. Meğer Erman hoca ne çıkıyor biliyor musun? Ne? Hoca din işleriyle devlet işlerinin ayrılmasını istiyormuş. Oğlum bu. İçeriden. Ne kadar güzel karşı karşıya getirilmiş bir evet. çift ya ve Ata Demirer gibi bir şeymiş yani aslında hem hüzünlü hem komik bir hoca gibiymiş hem de arada da iyi evet. oynuyormuş yani şey. Ve anlıyorlar ki aslında ikisi de halkın refahını ve mutluluğunu istiyor ve halkın refahı ve mutluluğu birisi ancak yani bir partiden biri seçilip evet. belediye başkanı olarak bir dönem hizmet etmesiyle olacak. Abi şey diyor ya biz diyorduk bunlar hizmet al ya yani hizmet alıyorlar ama şöyle bir şey var o zaman benim halklarla ilgili bir tabii ki. fikrim. Devamlı herkesin buzdolabında sandviç herkesin buzdolabında hazır sandviç herkesin buzdolabında karışık meyve suyu Bakarlalar, olursa makarnalar çaylar kömürler evet her şey hazır evet insanlar yaşama dürtülerini yitirirler. Evet. Yavaş yavaş. Doğru diyorsun. Ve bunu fark ediyor valide. Evet. Ya bu insanlar yavaşladı. Çocukların ağzı hep böyle a diye açık. E açık. Çok yavaş hareket ediyorlar. Dükkanı laf olsun diye açıyorlar. İki saat sonra kapıyorlar. Kaç ay oldu döner yiyemiyoruz. Dönerci yarım saat açmış gitmiş. Gittikçe azalıyor dönercinin Abi, açılış aralığı yani. Bir de mesele ne biliyor musun? 20 yıldır Birkaç günü açıklanacak gör bak kutlama nasıl olur diye bekliyorlar. Hiçbir kutlama da yok 20 evet. yıldır. Bir birliktelik yok. 20 yıldır seçim sonucu açıklanacak ve biz kazanacağız diye bekleyen evet. haklı olduğuna inanmış, kazandığına inanmış, ortadan içe şırrak diye Tabii. karpuz gibi ayrılmış bir halk. Kakasını tutmuş Hiç çocuk hiçbir şey gibi yüzüyor. şiş, evet, şiş. Bir şekilde duruyorlar. En Şişim. fazla birbirlerini Hadi neyse son günlerimiz <laughs> diyen bir halk var mesela. 20 yıldır. Abi bitmez mi? Çocuklar ya, yani. Ya bir CHP'li gelsin ya bir AKP'li AKP gelsin. Halk da desin ya verdik bunu ama sıçtı batırdı desin ya. Evet. Hani CHP diye verdik ama bok etti burayı. Ya bu AKP... Vali aynen böyle konuşuyor dediğin gibi hocaya. <laughs> evet. Hoca orada içinden şey geçirmeye başlıyor. Ya bir tokat attı özür dilemek için şu anda çok büyük kafa büyük Büyük kafa sikti vali <laughs> hani. İki saattir tirat atıyor. Yok siyaset toplumu sağaltma işidir. Evet. Bunlar sağaltamadılar toplum şiş. Toplum şu an regüle olamayan bir bayan gibi diyor. Evet. Şeyde. hoca ee, <laughs> da. <laughs> regüle olamayan bayanı biraz açıklar mısın ya? Bu yani. Kombi terör. Pardon pardon diyor Özcan Deniz'de vali. <laughs> Hani efendim bayanların hayız hali olur. Ayda bir regüle olurlar. Bunlar yıllardır regüle olamamış bir halk. Lan sen regül mi diyorsun diyor regl. şeyde. He ondan diyor orası filmin hani her karanlık filmin komedik birkaç sahnesi olur ya evet. onlardan biri orada ah. Onlardan ah, ah, bir değil mi olur ama bir bakıyorlar sonra değil. gerçekten regül regülasyondan geliyormuş. Oradan gelir. railden gelir işte. Reil. Re, hanım ben bugün ay pardon bey ben bugün <gülüyor> <gülüyor> regüle oldum denirdi eskiden. Şimdi değişti. Bir ara hasta oldum falan deniyordu. Bugün hasta oldum diye. Kadınlık bir ara hastalığa kadar çekilmişti. Allah'tan şimdi tekrardan kazanımlarımız sonucunda kadınlık kadınlık oldu diye. Orada da belki vali yardımcısı kadın konuşur. Ama vali yardımcısını sokmayalım. Işte. Valinin evet. hanımı konuşur. Daha Dolors. iyi. O şeydeler. O da Nurgül Yeşilçay olur. olur. Ama Nurgül Yeşilçay kim oynar biliyor musun Erman? Kim? Haluk Bilginer. Bugün akılcı ve <laughs> pratik çözümlerinle göz dolduruyorsun ya. Teşekkür ederim. Sonra şuna mı geçsek Erman? Sen ne düşünüyorsun? Evet. Ya artık şey burada bir lanet olduğuna ve ters mıknatıs ama büyüsü yapılması gerektiğine inanılır ve denir ki bu inata binmiş evet. bu iş. Hani damar damar üstüne binmiş gibi efendim der valiye. Şöyle bir şeyim olacak. Tabii. Bu tarz filmlerde böyle önce gidilir, araştırılır ya. Evet. Korku filmlerinde şehir kütüphanesine gidilir. Orada eski gazeteler falan He. araştırılır. Eski gazetelerde böyle bir şey buluyorlar. Olur. Bir seçim görevlisi bir şey demiş. İlk oyların sayıldığı günde evet. bir tane belki yüksek seçim kurulu il müşahitlerinden birini Delirtmişler bir daha say bir daha say diye adam da demiş ki. İnşallah ya, hiç kimseyi seçemezsiniz hayatınızın boyunca bir Sürünür daha sayarsınız. Sürünür durursunuz. Sürün dur. Allah yok. belanızı versin deyip gitmiş. Ve bu kayıtlara geçmiş. Evet. Tutanaklara geçmiş. Hoca da diyor ki bak işte bir. Adam ev... bunu deyip ölmüş olsun. Adam belki evet sayın adı stresten ölmüş. Evet. Ve bu ilin tepesine çöken bu adamın son sözleri yani. Evet. Hoca da diyor bak devlet görevlisini ne hale getirmişler. Devlet görevlisini alhına alan ne bu dünyada ne öteki tarafta çok rahat edemez falan diyor. Evet. Eskinin devlet görevlisi bir de bunlar. Evet. Ben şey diye düşünmüştüm hemen. Lanet oy pusulalarını koydun zarfı yalamayla geçer diye düşünmüştüm. Ama sen dedin ki onu bazı filmler kullandı yalamalı şeylerle ya bir önce, şey geçmesini. Önce lanet zannedip sonra da sudan zehirlenmişler aslında deli gibi davranıyorlarmış. Ben öyle öyle onlar akıllıca şeyleri diyorsun. sevmiyorum. Tamam. tamam zekice şey... şeyleri sevmiyorum. Zekice yapılmış filmleri sevmiyorum %100 ben. %100 katılıyorum. Çünkü film dediğin zaten zekice olsa hayatın kendisi olur ki. Film zekice olsa ben derim ki bana hava atmaya çalışıyor. Evet. Koyun. Narnia Günlükleri gibi bir şey olabilir mi? <laughs> Ana s ki oradan kaplan çıkıyor, oradan aslan çıkıyor. Gerçi izlemedim de öyle miydi? Narnia Günlüklerinde aslan yok mu? O muydu? tamamen konu yani konusu o gerçekten. Evet tamam. Neyse. Bir... Bu da şey günlükleri işte o ilin günlükleri gibi. Ama evet. lanetli il daha iyi. Lanetli yani lanet çok güzel bir isim ya. Neyse sonra diyor ki ters mıknatısla ama bu şeyi nasıl yapacağız? Şimdi efendim diyor ki hoca evet. tak takmaz hoca. Evet. Valinin adı ne olsun? İl bey olsun mu? İl bey. İl bey diye isim var. <laughs> Bilir misin? İl bey olsun. İl bey ile, ilbey ile takmaz hoca diyor ki. Işte takmaz hoca il beye evet. diyor ki. Efendim burada şimdi şöyle bir şey olmuş. İradeler katılaşmış. Evet. Ya bunlar ne istediğini bilmiyor. Biz şöyle bir dua salalım üstlerine. Büyü evet. salalım. Evet. İnşallah herkes içten içe istediği olur. İradeleri çözülsün. İradeleri yani. çözülsün. İçinden ne istiyorsa yarın sabah kaksın. Ve o olsun evet, diyorlar Evet çünkü yani. mutlaka bir yerde yani birisi hani iradesi dışında bu lanet yüzünden evet, bu... CHP ise AKP'ye veriyor. AKP'si CHP veriyor. Eğer bu iradeler çözülürse iradelerin üstündeki bu büyü yani mühür Kesinlikle. çözülürse. Ya iradeler geçen 20 yıl boyunca kemikleşmiş ipotekli Tabii. Erman anlatabiliyor muyum? Onun çözülmesi lazım. Ve Oo, diyor ki, ne biçim olmuş inşallah İnşallah Allah'ım diyor ondan sonra. Özel şey bu mu özel doğası? İnşallah Allah. Im. Hayır. Ee, <laughs> bu nasıl egzorsizm? Yani. Her <laughs> şey diyor foseptikten su getirin diyor. Çünkü bütün halkın bedenlerinden, bedenlerinden oluşan tek ortak gen havuzu foseptiktir. Ya da nedir? Şey diyor belediye otobüslerin tutamaçlarından tamam. da biraz örnek ben, getirin diyor. Ben sana diyor. ben sana bir önerim var. Ha. Şöyle olur mu? Foseptikten Su toplayın. Çok güzel bir fikir. Evet. İşte bu gen havuzunu şey yapıyor. Sonra bana tıkalı bir lavabo bulun diyor. Tamam mı? Bu tıkalı lavabo insanların tıkalı iradesi. Işte. iradesi. Şimdi lavabo açma büyüsü yapacağız diyor. Of, o Ofoseptik suyunu Ona lavaboya dökerek. koyuyor. Ondan sonra doğalar okuyarak üstüne bir lavaç döküyor. Ee, hatta. Lavaç mı? lavaş, ha, lavaş. La la Lavabo aç. lavaç aç. Lavabo aç. Tamam. Lavabo açıcı. Anladım o işte, anladım. Hatta. Ben de dedim lavaşın ne işi var şimdi. Kostek miydi? Kostek öyle bir şey var daha da böyle asit bir şey var. Mr. Muscle gibi. Mr. Muscle gibi, gibi. bir şey var. Hı -hı. Ondan döküyor karıştırıyor işte birkaç markayı evet. karıştırıyor. Sonra bana diyor kaynama ısısından daha yüksek ısıda kaynayan bir su getirin diyor. Hı -hı. Bir döküyorlar. O böyle oh diye açılır ya. anladım. O çok büyük sen, patlıyor. Gördün mü? Bak iradeler ne biçim olmuş. Sen dedi. muhteşem bir şey buldun. Mesela Emin Alper de o kurak günlerde bürokrasi ve şeyi obruklarla anlatıyordu. Sen de lavabo açla. Lavabo da bir şeydi. İzlemedim çünkü. ama Narnia günlüklerine benziyor muydu o da? Aynısı. Oğlum zaten yani Ş üç tane söyleyeyim. film vardır Peki yani. Peki şey olur mu? Foseptik suyuna edilen büyü yapılan büyüğü tekrardan şebeke suyuna verseler ama o da <laughs> belki öyle, onu şey bırakalım ya dinleyicilerimiz de yazsınlar. Fosetik tamam. mi? Suya ama lavabo açmadı şey var açmaz ya. ya. Kurşun döktürme gibi. Kurşun patlar. Bak çok, nazarı çok güzel, görüyor musunlar ya. Orada böyle lav gibi patlayacak evet. işte milletin iradesi. Evet. Milletin iradesi lav gibi patlayacak ya bu sözler lazım geldiğinde niye benim aklıma gelmiyor? Abi, Bak böyle yerlerde boşver, geliyor. Sen mu? bu böyle de kayıt altına almış oluyorsun. Bir gün çeker seni. Tamam. Sonra çok büyük bir böyle elektriksel bir alan oluşuyor valiliğin üstünde tamam mı? Evet. O orayı yaptırtmamız lazım 3D modelcilere. Tamam. artık kime yaptırırız işte. Onun şey var galiba şirketleri, firmaları var, var İstanbul'da bir firma var. gezmemiz lazım. Böyle şey <laughs> binanın üstüne yıldırım çakıyor gibi göstermemiz lazım internet ortamında. İşin sonunun şirket gezmeye gelmesi benim çok hoşuma gitti. E, çünkü benim en, en sevdiğim şey seninle proje. şirket gezmek. Evet. Firmalarla anlaştıktan sonra bunu da yap Yaptırdıktan sonra şey olacak. Ertesi sabah böyle şeyle uyanıyoruz. ama o kasırga bu bu. Tabii. bir anda bir evde uyanıyoruz. Tabii böyle bir gece, gece mesela evi. millet otururken ampuller böyle cızır diyor. Evet. Televizyon gidiyor geliyor. Falan filan böyle bir işte herkes birbirine bakarken tak diye kesiliyor ertesi sabah olmuş evet. ve onlar kesildiğinde kimse ne oluyor demiyor. Yatıyorlar. Evet. Yani <laughs> şey oldu bir yayın gitti herhalde mantıklı mantıklı herhalde insan, yani. bir insanın <laughs> makul tanrım. bir insanın yapacağı bir şey de olur ya yüksek tepkiler vermezsin dramatize etmezsin gidersin yatarsın aman tanrım ne oluyor falan demiyor kimse evet. yani böyle işkilenme tavuk gibi yatıyor herkes tanrı Hristiyanlarda olur o zamanca öyle diyorsun <gülüyor> <gülüyor> Ay, şimdi ondan sonra şöyle bir şey oluyor sabah uyanıldığında halk bir uyanıyor şimdi çok büyük bir dua edildi evet ee, herkes herkes aslında içten içe imrendiği olsun. Evet. İçten içe istediği olsun diye evet. dua. Ya be dua değil aslında. Değil. Evet. Garip bir dua edildi. herkes için... iradesini yaşasın. Şimdi bir bakılıyor Erman. Sabah bir şeydiz AKP'li evdeyiz evet. tamam mı? İşte adamın biri uyanıyor. Şu televizyonu açayım bakayım diyor. Televizyonunu eli ilk bir Sözcü TV'yi arıyor. Aa ve Allah Allah ben normalde kumandadan ilk A haberi seçerdim diyor Sözcünün yani. Sözcünün nerede olduğunu bile bilmezdim kanal Bilmem, Aynen öyle. Ama içimden bir itki bir tepki beni sözcüye götürüyor. Evet ve böyle bir kalkıyor çocuklarına şey diyor. Enes, Talha diyor böyle içinden şey diyor. Ya bu isimler acaba bu çocuklara... ya. Yani yani bir öyle bir garip hissediyor böyle <laughs> tamam kahvaltıya çağırıyor bilmem ne falan filan hadi kahvaltı hazır Allah Allah babam kahvaltı hazırlamış falan diyor bazı çocuklar tamam mı? Evet. Ulan zaten hazırlıyorduk falan onun şu an bizim... Orada filmde şey açıklayabilir, onun şu an bizim transformasyonumuzla bir alakası yok diye... Alt yazı mı geçeceğiz? <laughs> <o zaman? gülüyor> anlamaması Olamaz <laughs> çok ki. Çok değişik bir şey deneyeceğiz <gülüyor> filmde. <gülüyor> Neyse. Sonra CHP'li bir ailede uyanıyoruz. Benim şu e, şeyim nerede? E, bol kumaş pantolonu takım elbisem. Bol, yani çok belki ağzına laf vermeyiz. Ver... Açıyor gardırobunu. Evet. Bakıyor hep Lacoste Kodlar. Lacoste üst, Conan Collins jeans kod evet. tamam mı? Hep aynı şey. Ya gibi. kumaş pantolon kesimi olan kodlar ama yani. Evet. Evet. Ben bu değilim diyor ya. Evet. Yani benim hiç şey yok mu diyor. Bu kota benzer ama kumaş pantolon yok evet. mu diyor. Hiç böyle beyaz gömleğim ve içine giyebileceğim bir atletim falan yok mu diyor. Evet. Ben bugün böyle bir şey giymek istiyorum diyor. Gerçi Kadın... böyle de ayırmayalım ya şimdi şey. Atleti... Oğlum çok zor ama bir şey doğru yani. Ama şey. Nasıl ayıracağız? Milletin kafasına mı yazacağız bu AKP'yi, Ya belki şey olabilir. Şöyle uyanıyor mesela CHP'li baba bir evde, diğer evde. Şöyle. Ağzına mı Ya diş fırçalarken bir anda. Ya ne kadar, aslında ne kadar keçi bir song değil mi falan diye böyle. Karısı da şöyle olabilir Ben zaten çok seviyorum bu şarkıyı diyor. Ben bugün çocukları tenise götürmek istemiyorum diyor. Çocuklar da diyor baba biz de zaten gitmek istemiyoruz diyor. şey şeyin... ya zaten nereden çıkmış? Evet. Yürüyün okçuluk şeyine gidiyoruz diyor. Yine ee... tabii ama evet, filmde yine... bunun artık günah olmaz, tamam, ya, bu olmaz yani bu kadar. Yani bir şey anlatıyor. Olsa... Aslında burada Hı. neyi gösterdik? Hayır büyü tutmuş. Büyü tutmuş. Birileri bazı AKP'lerin gerçekten iradesi açılmış normalde CHP'li olacak. Bazı CHP'lerin de, de gerçekten biraz... iradesi açılmış. Belki yıllardır AKP'li adam evet. haberi yok. AKP'li olmuş. Çok güzel. Tamam bitti değil mi şey? Bitmedi. Bozuldu. Bozulmadı. Ne bozulmadı? Sonra ne oluyor biliyor musun? Herkes koşarak bir şey yüksek seçim kuruluna gidiyor tekrardan <gülüyor> ildeki. <gülüyor> ben fikrimi ne değiştirdim Ben diye. değiştirdim bilmem ne falan filan. Oyları tekrar sayalım bilmem ne diyorlar. Tamam. Tekrar bir oylama yapalım diyorlar. Tamam. Ya, tamam diyorlar ya tamam sizin Allah belanızı versin. Vali tekrar... de şey diyor. Bu KMH göstermeyin evet. halka halkın istediği evet, halkın... olacak. Çok seviniyor tamam mı? Ya bir şey hemen plebisit uyduralım ya diyorlar. Evet. Seçime bile gitmeyelim şey diyeceğiz. Yes or no diye soracağız. <laughs> tamam mı? Hani parti ismi bile sormuyoruz. Bakalım ne oldu diyor halk. Tamam evet. mı? Ve Temkin Bey miydi? Yok lan. Takmazdı değil mi? Takmaz, takmaz Hoca. Takmaz Hoca takmaz hoca şey diyor. Efendim sanırım işe yaradı. Değil evet. Mi? Ellerini ovuşturarak geliyor. Doğru bakalım. Takmaz diyor şey. İl Bey'i de. Hemen bir plebisit ayarlanıyor. Tamam mı? Yes or no diye sokuyorlar. Abi ne C çıkıyor biliyor musun? Evet. Tüm hak yine yüzde elli ayrılmış. Meğer bunlar içten içe <laughs> yani tam, tersini içten istemem. içe, tam tersini isteyenlerin sayısı yine eşitmiş. Tabii ki bazılarının değişmemiştir hani ne istediği de. Ulan diyor şey İlbeyi çok sinirli vali, evet. hükümet konağına geliyor. Nereden ona takmaz bana bunu diyor. <laughs> Abi bir tokatlıyor hocayı. Bu sefer 4 ne suçu 5 dakika var? dövüyor. Yerlerde tekmeliyor hocayı. Oğlum, hocanın ne suçu var? İşte efendim hocanın ne suçu var diyor. Meğer orada bir anda flashback yapıyoruz tamam mı? Neden evet. sinirli İlbeyi, vali evet. İlbeyi? Meğer Erman Vali Bey sabah uyandığında sonuçta o da ilde değil mi? Evet. O ile yapılmadı mı bu büyü? Sabah ne olarak uyanıyor biliyor musun? Ne olarak kadın olarak uyanmış. Kadın olarak. Yani kendini kadın hissediyor. Allah Onu Allah. anlıyoruz şeylerinden. Böyle bir karısı uyuyor sanıyor. Karısının böyle elbiselerini almış. Böyle üstüne bakıyor. Böyle nasıl? oldu Kadın mı hissediyor. Kadın oluyor mu? Olmuyor. Kadın olsa daha güzel olur. Olsun mu? Direkt olsun. kadın olsun o zaman. Kadın olsun. Ama ve... nasıl değişecek? Ha? Tipi mi değişecek? Erkek yüzlü Erk... kadınlar var diyoruz. Beyan beyanla mı kadın olacak, bedenle mi kadın olacak? Bedenen. Bedenen kadın. Bedenen kadın olsun. Tamam. O zaman çünkü şöyle olur. O zaman şöyle il bayan bir... olacak ismi. İl, il bayan ama il bey iyi kullanır yani hem erkek hem kadın bir ismi falan diye kullanır da siniri şunda oturur olur. Hem işimiz çözülmedi. Hem, hem de, de bayan oldum. Bu. Bayan olmayı merak eden bir tek ben miymişim diye diyeceksin. Evet. Bir tek bu mu vardı? <laughs> bir tek ilde <laughs> bütün CHP'ler AKP'li olmayı düşüyor. AKP'den bütün CHP'li olmayı düşünüyor. Ya şöyle şey mesela yine sadece sadece şöyle değişiklikler diyor. var. Mesela esnaf olan memur oluyor, memur olan yani halkın %50 bölünmesi değişmiyor. <laughs> Fakat değişen tek şey var vali bayan olmuş. Oğlum ama bayan valileri daha fazla görebiliyor olmamız lazım evet, zaten artık siyasi da, Evet Zaten Takmaz Bey de onu o zaman öyle olsun dövsün kadın olarak dövsün. ya şeyi, döv, şeyi, Dövmek bana çok şık gelmedi tamam. olabilir dövebilir ama yani bir boşluğuna gelebilir bir tane tokatta kadından yemiş olur hoca. Evet Ama sonra da açıklar ki der ki ya kusura bakma hoca yani ben de şu anda şöyle bir durumun içindeyim bütün gardırobum değişecek benim evet. der. Ve ben bilmiyorum yani hani ben şu an 5 dakika önce Trent Yol'a girdim. Evet. Bodysi çıt çıtı, işte alt çorabı, üst çorabı, Krop, kar, top. crop top. Sen crop top isteyen vali gördün mü? Beni ne hale soktun? Bu büyüyü en azından benim üzerimden bozsan mı acaba der? Y ya hoca takmaz hoca. Bir üstler var. Yani bazısı böyle gö sadece göbek kısmı açıkta kalıyor. Bazısı direkt göğüs altından açık bırakıyor. Evet. Göğüs altından açık bırakanın üstüne bele kadar çekebildiğin taytlar. E o zaman anlamadım bu. Evet. Neye göre seçiyoruz falan? Ben kafam karma karışık. Bir yandan da o işimiz de çözülmedi. Yine %50 %50. Evet. Her şey manyakça bir şeye geldi ya, ader. Ve hoca da şey der. Yani acaba muayyen zamanınızda mısınız? Onun zamanınızda mısınız? Regüle... Bir tane daha çıkarayım. Evet. Muayyen senin alandır diye. Acaba regüle mi oluyorsunuz? Ya takmayın Malihanım bu kadar. falan Takmayın. Bizim... Ya bir şey söyleyeceğim. Bu arada bütün filmin başına bunların hiçbiri gerçek olaylara dayanmaktadır yazmamız lazım değil mi? <laughs> Yaşananların hiçbiri gerçek olaylara dayanmamaktadır. Yatırım tavsiyesi değildir de yazabilirsin. Yatırım tavsiyesi de değildir de yazılır. <laughs> yani bunlar Türkiye'de geçmemektedir deriz. Neden? Ha, hani hapse girmemek için. Girmezsin herhalde. Neden Girmez güzel ya, ki Şeyden dolayı devlet görevlisi tokatlatıyoruz falan ya sürekli birbirine hoca dövdürüyoruz bilmem ne yaptırıyoruz falan. Bir şey olmaz. De Diyaneti valiyle dövüştürüyoruz falan. Ondan bir şey olmaz herhalde yani. <gülüyor> 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 ya bu film zaten taslak aşamasında bir senaryo yani. Bir Abi şekilde. onlar tabii ki yani e, Kültür Bakanlığından gelecek tavsiyeler tabii, üzerine. Daha, daha şey üzerine. Sonra. Siz bu film çekmeyin deyip Şöyle olur. <laughs> Belki şey der ya vali ya evet. ben sab yani biraz düşünür tekrar çağır takmaz hocayı evet. ya ben biraz düşündüm sana çok sert çıktım evet ya biz bu meseleleri büyüyle onla evet. bununla bilmem ne değil ya ben kayyumum zaten aha ben buraya çok güzel bir ana olacağım der tamam bu ilin anası bu il babalı babalı büyüdüğü için bu kadar sinirli evet. babaya bizim babaya değil anaya ihtiyacımız var der. Filmin sonunda böyle mesaj olarak Kayyum şey, ana mı? Kayyum ana. <laughs> Lanetli ilden Kayyum ana. Filmin orada isminin değiştiğini söyleriz. Ya, ismi ya da şöyle olabilir, Bak, da filmin, filmin içinde değil filmin ismini değiştiği bir film hatırlıyor musun? Hayır. Ne kadar yenilikçi bir şey değil mi bu evet. yani? Evet. Filmimizin ismi değişmiştir Geçmiş gibi, altyazı hani Kanal D'de gibi düşün <laughs> bir anda değişecek yani şey reklamlardan sonra yani filmin adı değişecek. O film yani. boyunca gerçekten sağda böyle Kanal filmin ismi yazıyor olabilir orada bir evet, anda değişiyor olabilir. Evet sonra filmin ismi değişecek kayyum ona. Sonra Yüksek Seçim Kurulu'nu arar. Evet. İl Yüksek Se Seçim Kurulu'nu. Saymayın artık der. Evet. Burada artık böyle şey yapmaz. Saraydan da izin alınır. Ben burayı böyle çok güzel mis gibi ellerimle sileceğim. Her yeri toz beziyle sileceğim bütün ili diyen bir ana. O kadın oldu diye niye hemen temiz kişi var ya? <laughs> ya öyle. Gibi. Sonra zaten şey diyorlar. Kadın oldunuz diye niye hemen temizlik işi falan. Doğru diyor. Dur. Temizlik işlerini bütün ilin şey yapıyor. Madem yüzde elli bölündü. Biz yanlış yerden bölündük diyor Nereden? Kayyumanı. Bütün ildeki memurları, üst evet. tepe yöneticileri, her yer kişi, herkesi kadın erkek olarak 50-50 bölüyor. <laughs> Ve ilimiz çok rahatladı derken ne oluyor biliyor musun Erman? Evet. Takmaz Bey'e Diyanet İşleri'nden acil bir telefon geliyor şey diyor. Merhaba Takmaz. Ya büyük bir hata oldu. Meğer lanetli il o değilmiş. Diye haber geliyor. Allah Allah. Neymiş meğer biliyor musun? Bir yan ilde <laughs> bir gece içinde halk ilk önce sabah kurt adam olmuş. Evet. Sonra zombi olmuş. Sonra hepsi bir anda durmuş. En sonunda bir gecede cahil kalmışlar. Çok daha ciddi bir şey var evet. yani vaka var. O evet, normalde yani... normal belki vaka olmayan bir yerde gidip evet. vaka yarattı yani. Ve filmimizde böyle biter. Lanetli il esas... Yani bu lanetli il değil ya bu filmin evet. adı. İkinci filmin adı da lanetli il parantez içinde esas olur. Esas lanetli. Şöyle il. olabilir. Lanetli il 2, 2 nokta üst üste esas. Esas, evet. <laughs> Onu da düşünürüz Lanetli ilin ikincisinin nasıl olacağını da düşünürüz. Bu arada valinin kadın versiyonu da kim oynar biliyor musun? Kim? Pınar Altuğ. O çok iyi. Gibi düşünüyorum. Çok iyi. Ya da bilmiyorum artık. İşler nasıl da çözüldü ya çat diye. Ya bilmiyorum senin aklında soru işareti yarattıysa senaryonun bir yeri ya şurası akmıyor diyorsan oturup çalışalım. Cevaplardan çok sorular var. Ama zaten iyi bir eser de yani genelde sana bir şeyin cevabını değil yeni sorular sordurandır. Yani bu Burada ne çözüldü? Evet. Mesela şey diyebilir miydi? Ben değişebiliyorsam sizler de değişebilirsiniz evet. gibi. Raki tarzı bir. Ha, son bir konuşma mı? Son bir konuşma. Olur. Ondan sonra da ama şey diyebilir böyle. Daha bu sabah değiştik. Valim. Ondan sonra da sinirlenip şey dedi. Ulan tamam değiştiniz de ben de şunu fark ettim. Bak ben bir kadın oldum. Diyor evet. tamam mı? Bak ben değişik bir Bak, şey oldum. Bak ben değişik bir şey oldum. Ben anladım ki sizin gündelik hayatlarınızın. Birbirinden hiçbir farkı yok. Siz niye bölündünüz ya bu şey şey il olarak AKP CHP'li Seçim yapmasak hiçbir şey Aynısınız anlamayacağız. Oğlum siz yani. Anca hani biriniz tenis kursuna gidiyor, biriniz ebru evet. kursuna gönderiyor yani çocuğunu falan. Çok da bir şey değil yani. İkisi de çocuğa sorulmadan Tabii. yapılmış şeyler. Ya bir tane hem AK Partiliye benzeyen, hep hem CHP'liye benzeyen birini bulup onu başa evet. getireceğiz. İşte belediye başkanı yapacağız. İtiraz istemiyorum. İtiraz edene kendi isteği dışında iyi e Parti üyesi yaparım. Burun kanamasından çeke çeke geberir diye <laughs> manyakça bir... <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz Olur. o iyi e partiler neler oldu? Çok çok iyi. Sizi vatan partili yaparım. Evet. Başka bir partili yaparım. Burun kanamasından aa burnunuzda selpaklarla peçetelerle mahvolursunuz diyor. Çok çok iyi. Selpak falan da belki sponsor olacağız. Bir de filmin en sonunda kredite gelmeden önce evet. şeyi şey görürüz. Kıvanç. Evet. Kenan olmuş. Evet. Kenan Kıvanç olmuş. Ve aşk yaşamaya başlıyorlar. O da ama şöyle bafta böyle kan ödülü alacak gibi seks yapmadan erkek erkeğe aşk yaşamaya başlıyorlar. Son 2-3 dakikayla yaptığın erkek olmaz. erkeğiyle olmaz o işte yine yani Yani ödül için de koşmamız lazım ya bir yandan. Babacık o 2 dakika 3 dakika. Olmaz diyorsun öyle. Bayağı Bayağı en, balpa... en az aldın ya yani en az bir 20 dakika 30 dakika ...yaşatman evet. lazım. Ay arkadaş sinek dolu ya. Eee o zaman <laughs> e, işte bu da bir lanetin göstergesidir. Belki aşırı sivri sinek dolu bir e, sinema salonunda gösterime sokarız Oo, ve... interaktif. Evet gerçekten sıkıntıyı yaşamak için millet hatır tutur kaşına kaşına. Ya da zaten şu an uyuz var İstanbul'da. Ya onu rahmetli, normal gitsek e, rahmetli Hitchcock yapıyormuş. Filmin içine özellikle çığlık atan kadınlar falan koyuyormuş. Diğerleri de psikolojik olarak mahvolsun diye... Bir tane mesela burnu kolay kanayan birini buluruz. Filmin yarısında ah benim de burnum kanamaya başladı. İşte dolandırıcıların öyle çeşitleri vardır biliyor musun? Tan Tantanacılar arkada bağırır bir <laughs> kavga çıktı sanarken cebinden alırlar. Tren altında kaldımcılar vardır. <laughs> siz siz olun sevgili dostlarım. Çok bağırmayacak gibi insanlar bağırıyor gibi gözüküyorsa numara yaptığını bilin. Ya cebinizden cüzdanınızı alacaktır ya da aklınızdan aklını alacaktır. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bu filmleri çekmek için de 400 milyon, 500 milyon doları olan varsa biz onun şirketine gelebiliriz. Bizi firmalarınıza davet edin. <laughs> Hoşça, Hoşça kalın. kalın.